Yönetim Kurulu Başkanı arkadaş tüm delegeleri arayıp tehdit ediyor. Edirne Ziraat Odası Başkanlığı'na tekrar aday olan Cengiz Yorulmaz, AK Parti İl Başkanı'nın seçimler öncesi delegeler üzerinde baskı yaptığını iddia etti. Muhtarına köyüne hizmet gelmeyecek, köyüne hizmet getirmem, bundan sonra köyüne hiçbir şey yaptırmam ve bazı delegeleri de iş vaadiyle tehdit ediyor. Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, düzenlediği basın toplantısında 8 Şubat'ta yapılacak oda seçimleri öncesinde AK Parti İl Başkanı'nın delegeleri telefonla arayıp baskı yaptığını, kendisinin desteklediği adaya destek verilmemesi durumunda köylere hizmet götürülmeyeceğini söylediğini iddia etti. Yani bugüne kadar bu arkadaş iş vardı da niye iş vermedi bu insanlara? Bugün seçim sürecinde bu tehditleri, bu söylemleri söylüyor. Tabii bu abesle iştikaldir. Yani biz hizmet için burada bir yarış vardır. Siz de basın mensupları olarak Edirne Ziraat Odası'nın eski halinde biliyorsunuz, bugünkü halinde biliyorsunuz. Ve yarış hizmette yapılır. Ve tehditle, tehditvari söylemlerle hiçbir şey yapılmaz. Seçime de böyle bir söylemlerin karışması beni çok rahatsız ediyor. Tabii ki insanlar da rahatsız ediyor. Yani bir delegem akşam yemeğim vardı benim. Delege yemeğim vardı akşam. Delegelere yemek verdim. Bana bunu burada söyledi ve basın açıklaması yapmak zorunda kaldım. Yani köylere hizmet götürmeyeceğini, il başkanı olduğundan dolayı hizmet vermeyeceğini, yani onun tuttuğu tarafa eğer oy vermezse delegeler, köylerine bir çivi bile çakılmayacağını söylüyormuş. Bazılarına da iş imkanı sağlayacağını söylüyormuş. Yani bugüne kadar iş vardı, bu insanlara niye iş vermedin? Niye bu insanları salladın veya işte çoluğuna çocuğuna iş imkanı sunmadın? Bugün bunları niye ortaya atıyorsun? Bunların cevabını ben arkadaşlardan istiyorum. Yorulmaz, oda üyelerinin talepleri üzerinde bir dönem daha oda başkanlığına aday olduğunu söyledi ve AK Parti İl Başkanı'nın delegeler üzerindeki baskısı seçimi etkilemez şeklinde konuştu. Arkadaşlar evet ben bunu söyledim bırakacaktım da. Ama size şunu söyleyeyim. Ekibimin içerisindeki arkadaşlarımın, çok arkadaşımın aday olmasıyla bu Ayengi ve onların bana başkanım bir sefer daha devam et. Bize bu işi tamamıyla iyi bir öğret. Biz de bu odayı bu duruma getirdim. Biz de bu odayı bundan sonra küçültmeyelim ve büyütelim. O mantıkla gidiyoruz. Belki size şunu söyleyeyim. İnşallah yetiştiklerini görürsem arada bile çekilirim yani. Çünkü çekilmek benim elimde. Yani bir sene sonra eğer arkadaşlarımın bu erdemle eriştiğinde bırakabilirim yani. İstifa edersin. Evet.